Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sağlıkta şiddet uygulayanlarla ilgili bunların teröristten hiçbir farkı yoktur. Teröristlere nasıl muamele ediliyorsa bunlara da aynı şekilde muamele edilmelidir demesine rağmen, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile sağlıkta şiddet hususunda defalarca görüşmesine rağmen Cumhuriyet Savcısının burada olan sağlıkta şiddet olayı ile ilgili böyle hukuk dışı bir karar vermesi bizi tamamen hayal kırıklığına uğratmıştır. En son bir meslektaşımız kendi muayene odasında bir hastası tarafından acımasızca katledildi. Tüm bunlara rağmen savcının böyle bir karar vermesi tüm sağlık camiasını derinden yaraladı. Savcılık kararında 10 tane sağlık personelinin şahitliğini, emniyet amirliğinde ifade veren 3 sağlık personelinin tanıklığını kabul etmemiş, tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirilmediğinden ötürü böyle bir karar verdiğini belirtmiş ve somut bir delil olmadığını iddia ederek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiş. Doğrusu savcılık burada hukuk dışı bir karar vermiştir. Tamamen hukuk dışı bir karar. Çünkü Cumhuriyet Savcılığı'nın bu tarz durumlarda yazılı normlara göre hareket etmesi gerekiyor. Savcının burada kendi kanaatini kullanmaya hakkı yoktur. Burada 10 tane bir sağlıkta şiddet olayı oluyor. 10 tane sağlık personeli bu olaya şahit. Olay günü tutanağında 11 kişinin imzası var. Savcı yine kamera görüntülerine rağmen yeterli delil olmadığından müştekinin beyanlarının doğrulanmadığını söyleyerek kovuşturmaya yer olmadığını söylüyor. Bu karar ülkemizde son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarına bir darbe vurdu. Bu sağlıkta şiddet olaylarını engellemeye çalışan biz sağlık çalışanlarına, biz doktorlara karşı bir darbedir. Şu an tüm doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının savcının bu kararından haberi var. Bu hepimizi derinden üzdü. Meslektaşlarımın çoğu Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'ne bu olayla ilgili başvuruda bulundu. Şu an yüzlerce başvuru var. Biz zaten sulh ceza hakimliğine gereken itirazımızı yapacağız. Ama aynı zamanda bu hukuk dışı karardan ötürü ilgili savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na da şikayet dilekçemizi gönderdik. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlıkta Şiddeti Önleme Komisyonu'na da özel dosya göndermeyi düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nı da olaydan haberdar etmeye çalışıyoruz. Ciddi bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Sağlık çalışanları olarak bu sağlıkta şiddet olaylarının bir an önce bitmesini istiyoruz. Ama sağlıkta şiddet yasası çıksa dahi savcılarımız böyle bir karar verdikten sonra bunun önünü alamayacağız. Yani savcının burada bir kanat kullanmaya hakkı yok. Sonuçta burası bir aile sağlığı merkezi, bir sağlık merkezi. Burada sağlık personeli olacak ve burada bir sağlıkta şiddet olayı var. Ben bu aile sağlığı merkezinden şahit göstermeyeceğim de marketten mi şahit göstereceğim, bakkaldan mı şahit göstereceğim, eczaneden mi şahit göstereceğim? Yani sonuçta burada bir olay oluyor. Elbette bu olaya tanık kişiler, yine sağlık çalışanları olacak, buradan şahit göstereceğim.